Aydın'ın etli ekmeği için efendim gerekli olan malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı un, 300 gram kıyma, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 50 gram tereyağı, yeni bahar. Evet. Buyurun hocam. Başlayalım. Şimdi, dakikalarla yarışıyoruz. Bizim Mardin etli ekmeğimiz başka yerin etli ekmekleri gibi üstüne değil. Bütün malzemelerin içine karışıp yapın. Biz biraz daha hızlı olsun diye normalde şu an 2 bardak unumuz var. 10 defa önce unumuzu hamuru hale getirip daha rahat pişsin diye. Daha rahat. Nasıl bir hamur burada, ne var? Un, su, tuz. Başka bir şey yok. Un, su, tuz. Evet. Mardin yöresinin muhteşem lezzetlerini hazırlıyoruz. Buradan Mardin'e öncelikle kucak dolusu. Sevgilim, bunu da yapabiliriz yani. Onu yapmayın. Un, su, tuzsa direkt bundan başlayabiliriz. Yani bir şey biz gösterelim. 10 dakika, 10-15 dakika dinlenmesi iyi olur diye. 10-15 dakika un, su, tuzla yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi etli ekmeğimizin yapımına geçiyoruz. Mardin'in muhteşem lezzetleri efendim bugün. Mardin'e kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Mardin'i de ayrı seviyoruz efendim. Evet. Ülkenin her yeri, her köşesi cennet. Yani şöyle dönüp baktığımda ayırt edemiyorum. Siz yapın hocam. Evet. Ben anlatarak yapmak için şu şekilde. Direkt aldın kıymayı. Bu şekilde. Şimdi dediğim gibi bizim Mardin etli ekmeğimiz yöreye göre fark ediyor. Sadece, şaşırdım şu yani an. Ülkemizde sadece Mardin'de bu şekilde yapıyor. Evet. Çok, bu şekilde kıymamızı hamur attık. Şimdi baharatlarımızı tek tek serpeceğiz. Evet, yani bizim o yüzden dedim ya, bizim anahtara giden farklı bir ürün. Un, su, tuzdan bir hamur elde ettik. 15 dakika dinlendirdik. Üzerine kıymayı böyle hemen löp diye koyduk. Onun üzerine karabiberi, pul biberi, toz biberi, çörek otu. Özellikle en büyük özelliğin bir tanesi yeni bahar. Yeni bahar bizim Mardin'de çok tüketilir. Tuz ve pul biberimiz. Atalım biraz. Hepsini atın, atın, atın. Evet. Etli ekmek yapıyoruz. Aman Allah'ım. Etli ekmek yapıyoruz ve çok güzel. Özellikle ana yemek gibi. Aa, bayağı buluşuyor. Evet, evet. Ana yemek gibi. Yanında bir ayran yaptık mı mis gibi olur. Gerçekten ben böyle bir şey beklemiyordum. Aa, ne kadar pratikmiş. Şıpşaktan ve çok lezzetli oluyor. Olmaz mı bunun içine koyduğunuz o baharatlar? Şimdi de şey yapmaya başladık. Çocuklar peynir sevmiyor ya Nermin'e. Şimdi içine bazen peynir dolgu da yapmaya başladık çocuklara yedirebilmek için. Tabii ki şefim. Vallahi bakın ne kadar pratik. Mardin'in meşhur etli ekmeği efendim. Şimdi tereyağı atıyoruz hamurumuzun ortasına, yumuşamış oda ısısındaki. Mardin'in etli ekmeği. Vay be, ne güzel şıpşak. Pat pat pat. Aslında. Aldık hamuru ortasına, ekran başındaki. Normalde elle yapıyoruz ya, eldiven biraz şey. Evet. Şimdi. Olsun, eldivenle daha hijyenik oluyor. En azından ekran başındaki bazı izleyicilerimiz de eldivenli olmasını istiyor. Biz de kırmıyoruz sizleri efendim. Tabii ki elin lezzeti değdi mi ayrı bir güzel oluyor ama ekranda olduğu için böyle yapalım istedik. Hem çok kolay bir etli ekmek ve çok lezzetli besleyici. Şimdi ekranı yeni açanlar için tekrar edelim. Un, su, tuzdan oluşan mayasız bir hamur yoğurduk efendim. Bu hamurun ortasına, bence mor eldivenlerden versen ya, onlar sıkı. Bu hamurun ortasına olduğu gibi kıymalı harcı, yani kıymayı koyduk. Üzerine bütün baharatları ekledik. Salçayı koyduk efendim. En sonda kalan yeni bahar dedi. Yeni baharı da ekledik. Hepsini güzelce hamurla birlikte yoğurmaya başladık. Eğer ekranları yeni açtıysanız hiç uğraştırıcı bir tarif değil. Hamur, kıyma, ekmek tamamen birbiriyle özleşecek. Baharatlarla güzelce harmanlıyoruz. Mardin'in muhteşem lezzetlerinden. Gerçekten bu devamlı, özellikle davetlerde, bayramlarda falan ana yemek gibi yapılır. İyice yoğurup kıymaya eşit dağılmasını sağlıyoruz, evet, değil mi hem şef? Hem özleştiriyoruz. Şöyle bir şey, genelde biz orada biraz daha yağlı kıymayla da yapabiliyoruz. Ama burada büyük şehirlerde çocuklar çok sevmediği için biraz da bakın ne güzel bir şekil aldı, renk aldı. Evet evet, çok güzel, başarılı oldu. Ara ara unu serpiyoruz ki hamurumuzu güzelce toparlamaya geçtik. Ben şu an hazır zaten. Evet. Şu an hemen açıp, şef, fırın tepsisi veriyorum. Hemen bir fırın tepsisi alayım. Evet, şekillendirme nasıl olacak şefim? Şimdi onu da yapacağım. Böyle bu tarafa alayım, serpil kirlenmesin tepsimizi. Bildiğimiz yani Ramazan pidesi versiyonda, tırnaklı pide versiyonda. Ya da siz evde çocuklara şimdi... Açıp ıslatsan. Bunu nasıl şey yapıyoruz? Serpil abi, bir şey su alayım, elimi battırayım. Salça da sizden mi? Efendim, evet. Belli.
Bütün ürünlerimiz elime doğar. İşledi çıkmıyor kıpkırmızı. siliyorum çıkmıyor. Buradaki salçalar olsa hemen efendim peçeteyle sildiğim anda çıkıyor şu an. Siliyorum çıkmıyor. Ne yaptık böyle hafiften şimdi tırnaklarımızla? Altını unuyalım ki yapışmasın diye. Tamam şef. Hem yapımı çok basit. Pide gibi mi oluyor? Pide gibi. Şu an dediğim gibi siz evde eğer çocuklar hani peynir falan bu şekilde sebze yemiyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz ama orijinali bu. Aynen. Böyle aslında şeklini de ona göre yapmaya çalışın. Normalde yanmıyor böyle... mu içindeki kıymalar, baharatlar? Yok. Allah Allah. Merak ettim pişmiş halini. Ben de çok merak ettim. Maya vallahi da yok içinde. Evet. Enteresan bir ekmek. İşte, şu an aslında Mardin'de yapıldığı gibi, özür dilerim yani, Mardin'de yapıldığı gibi orijinal halini yapayım. Yani böyle çok şekil vermek istemiyorum. Tabii tabii. Bu şekilde hani evlerde böyle simetrik aynen falan. Aynen öyle. Birebir yani ben birebir, şu an tamam. Tamam mı? Oldu evet mu? Hemen alalım şef tepsiye. Kaç aynen derecede pişireceğiz? Bunu 160 derecede aşağı yukarı bir yarım saat falan. Öyle mi şef? Ya, şöyle üstüne alalım direkt haydarımız. Şöyle de. Açık. Yapışıyor tabii, ele yapışan bir hamur. Ben onu şimdi hemen hallederim. Şu şekilde, hiç problem değil. İç içe yoğurduğumuz için özel şefim hiç problem değil. Tabii içinde salçası, baharatı, kıyması tabii kıyma ama, durmadan suyunu salıyor. Ama gerçekten salıyor. Çok lezzetli bir ekmek. Belli. Gerçekten daha görüntüsü gayet başarılı gözüküyor. Mardin'in muhteşem etli ekmeğini yaptık. Hamuru maya falan kullanmadık efendim. İçerisine hepsini çiğden, kıymadan, baharatına kadar ekledik ve toparladık. Kaç derecede pişireceğiz şef? 160 derecede 30 dakika maksimum. 200? 160. 160. 160. Önceden ısıtılmış mı olmalı? Evet, iyi olur. Bendeki o tarafı ısıtılmış. Bunu genelde bizim orada tandırlarda da yapabiliyorlar yani. O tamam da çok güzel. Özellikle ben çok düzeltmek istiyorum. Böyle bir orijinal hali olsun. Çok tamam güzel oldu. Orijinal haliyle evet. Mardin'in etli ekmeği efendim fırına gidiyor. Önceden ısıtılmış. Siz ben burayı 160 mı dediniz efendim? Evet. 160 derecelik fırına veriyorum. Şöyle alt üst bir ayarda pişmeye başladı. Şimdi pilavımıza geçeceğiz. Öncesinde şifremi vermek istiyorum efendim. Güzel bir vazo gönderiyorum evinizde dekorda kullanmanız adına. Dünün kazananını da Zafer bize söyleyecek. Güzel bir wok tavamız vardı. Birinci şifre güzeli ara. Birinci şifre güzeli ara efendim. İkinci tarifimize geçiyoruz. Şefim pilav yapacağız. Önce, hemen. Haşır pilavını. Şu an evet onu biraz erken yapıyorum. Bir 15-20 dakika dinlenince çok güzel oluyor. Tamam şefim. Bu da Mardin özgü bir davet pilavıdır. O da ana yemek tadında. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.